Merhaba, nasılsınız? Ben birazcık farklı hissediyorum çünkü sorularınızı yanıtlamayalı çok uzun zaman oldu. Ve onun dışında o süreçte de hayatım değişti. Yani 1,5 ay bir Mısır'da kaldım. Sonra üniversiteye başladım. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nin Uçaksavar Kampüsü'nde kalıyorum. Burası da odam. Buradan aşağısı da yurdum bahçesi. YouTube aktifliği hakkında da pek düşünmüyorum çünkü kendisi yok. Yani şu an hayatımı düzene oturtmaya çalışıyorum. Derslerimle uğraşıyorum. Onun dışında itlik serserilik yapıyorum genel olarak. Bugünkü soruyu da Instagram üzerinden sormuşsunuz. Unutmadan bana olan sorularınızı da Instagram hesabından yazabilirsiniz. O açıklama kısmında oluyor. Selam Emre, sevdiğim bir YouTube kanalısın ve kaliteli bir insan gibi duruyorsun. Umarım daha çok insan senden haberdar olur. Sorum şu. Osmanlı İmparatorluğu'nun en azından Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre sahip olduğu derin bir hoşgörü politikası olduğundan bahsediliyor. Osmanlılar neden bu hoşgörü davranışında bulundular? Sadece iyi insan oldukları için mi hoşgörülüler? Bu lise müfredatının bir hatası mı? Osmanlılar hoşgörülü ve çok iyi insanlar oldukları için diğer başkalarına yani azınlıklara karşı saygılıydı. Tırnak için aldığında cümlesi lise müfredatının basitliğinden ve söylemesi kolay olan bir slogan olmasından dolayı popüler bence. Yani onun dışında lise müfredatı da basit olmalı gerekiyor bence. Yani zaten bu böyle olacaktı. Bir de milli tarih denen bir şey de var. O da ayrı bir konu zaten. Eski imparatorluklar hoşgörülü yapılardı. Çünkü bunun sebebi de birazcık zorunluluk olduğuna inanıyorum ben. Yani daha öncesinde böyle bir kültürel yapı, böyle bir sosyal yapı veya bir algı yoktu. Demeye çalıştığım yani istese de yapamazdı. Geçmişteki ilk imparatorlukları yani işte atıyorum Perslerden itibaren düşünebilirsin. Ahamenişlilerden itibaren düşünebilirsin. Bunlar hoşgörü politikalarını bir enstrüman olarak kullanmak zorundaydılar. Çünkü gerçek hayat Age of Empires gibi işlemiyor. Yani sınırların çok uzağında kalan bir azınlık veya farklı bir bölgenin o şekilde kalması, kendi özgü özelliklerini koruması daha mantıklı oluyor. Onun dışında yani başka ne olacaktı ki? İşte merkezi bir sisteme bağlanmış değil, merkezi eğitim sistemleri, bir vatandaşlık kavramı bunlar çok sonradan gelen şeyler. Merkezileşme genel olarak 17. yüzyıl itibariyle başlayan bir kavram ve society kelimesi yani toplum anlamına gelen kelime bile bir değişikliğe uğruyor. Yani şöyle oluyor, Afgan toplumu diyoruz atıyorum, Yahudi toplumu diyoruz, Yunan toplumu diyoruz ama onun öncesinde sosyus kelimesinden geliyor yani müttefik veya arkadaş demek. Köklü değişiklikler geçirdiği buradan da anlaşılabiliyor en azından bu kelimenin kendisinin bile. Merkezileşme sırasında ve sonrasında atıyorum ortak dil, ortak din, ortak bir eğitim sistemi, bir vatandaşlık kavramı az önce söylediğim gibi ortaya çıkıyor. Yani ilkokulun, ortaokulun, lisenin, onun öncesinin hepimizi aslında ufak farklılıklar olsa dahi aynı insan yaptığını düşünün. Genel olarak aynı background'dan geliyoruz çoğumuz. Evet daha öncesinde yani böyle değil işte hani farklı dinlerini yaşayabiliyorsun, farklı azınlıklar, farklı eğitim grupları, farklı kültürel arka planlardan gelebiliyordun bir toplumu oluştururken. Ama günümüzde o kadar da ayrım olduğunu düşünmüyorum. Daha önce de söylemiştim yani konuşmanın başında bunun sebebi iyi kalplilik veya işte bazı dinlerin çok iyi yaşatılması değil. Böyle olması yani yapacak bir şey yok. Tabii bu işte dönüştürme yani convert işlemi ya da koloni ya da asimile işlemi ileride daha da başarılı ve tehlikeli bir hal alıyor. Tehlikeli yanlı oldu ama daha başarılı olduğuna hemfikiriz hepimiz en azından. Yani şu an bile bağımsız ülkelerde bile devlet ve okul işlerinde iki dil kullanacak duruma getirtebiliyorlar. Ama eski imparatorluklar için böyle bir şey yok. Yani Osmanlı hoşgörülüydü çünkü zorundaydı, başka çaresi yoktu tıpkı diğer imparatorluklar gibi.